Arkadaşlar merhabalar, yeniden kanala hoş geldiniz. Şimdi ustamızla birlikteyiz. Ustam isim neydi? Fuat. Fuat Bey, bizim dükkan adı neydi? Sen Ulaşım Oto. Ulaşım Oto Küçük Sanayi'de Evet. Üçüncü 3. bloktayız. 3. blokta. Şimdi burada bir Mercedes motoru var. Bu kamyon mu, otobüs mü? Bana bir anlatır mısın? Bunun derdi neymiş? Niye burada yerde duruyor şu anda bu motor? Bu binek araç CLS 320 2010 model. Park esnasında otoparkta kısa devreden yanmış. Pardon, şey otomobil yani. Ben bunu Evet. gördüm, böyle dedim herhalde otobüs motoru falan. V6 mı bu motor? V6 dizel. Güzel. Evet. Park halinde elektrik kontağından yanıyor, öyle mi? Evet, araba bayağı bir hasar gördü. Motor şanzıman mekanik kısımlarını ayırdık. Araba şu an boyada. Ondan sonra revizyon olacak. Kaç modelde araç ya da 2010 model. 150 bin kilometrede. Kilometresi de iyi ama bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmış araçta. Şimdi tesisatın hepsi yanmış gördüğüm kadarıyla. Tesisat da yanık. Aracın videosunu atabilirim size. Paylaşırsınız oradan. Lütfen, çok sevinirim. Peki şimdi mesela böyle yanık bir motorda ne yapıyorsunuz işlem olarak? Yanık motorda plastik aksamların hepsi değişiyor. Soketler, Tesisat, işte aracın üstündeki yağ kütüğünün üzerinde bulunan yağ kütüğü, işte makaralar, devir daim pompası, klima kompresörü. Bunlar hepsinde plastik mevcut. Plastik olduğu için de değişiyor hepsi. şimdi burada elektrik, elektronik aksamı, soketler, plastik parçalar, kayışlar, ondan sonra kablo tesisatı, çok ciddi bir Çok iş var yani. ciddi bir iş var, ciddi bir külfet ama hani müşteri bunu toplatmak istiyor. Biz de toplayacağız. Müşteri toplatmak istiyor derken sen önermiyor musun mesela böyle bir şey olduğu zaman? Ya hani uğraştırıcı bir iş olduğu için aslında girmek istemiyoruz bu işlere. Hani bayağı bir zaman alıyor. Sonrasında da sorunlar çıkabiliyor. Hani karşımıza neyin çıkacağını bilemiyoruz. Çünkü bu araçlar elektronik araçlar. Kısa devre yaptığı zaman elektronik ünitelerin hepsinde kısa devreden dolayı yanma o meydana geliyor. Sonrasında arızalar bitmiyor. Ama müşteri toplayacağım diyor. Biz mekanik kısmını toplayacağız. Teslim edeceğiz. Kendisine geri kalan kısmını kendisi halledecek. Şimdi bu araçta dediğim gibi bir sürü kontrol ünitesi, beyin var. Onların kısa devreden ötürü yanma işte devrelerinde ya da yazılımında problem olma ihtimali yüksek. Ama en azından biz öyle anlaşmadık diyorsun. Elektroniğinden ziyade Hayır, biz de mekaniğine elektronik bakıyoruz. tamam, mekanik kısmına bakıyoruz ve elektroniğe o kendi elektronikçisi Bunu şimdi tabii insanlar, yani izleyenler merak edecekler. Değerli bizim abonelerimiz diyecekler ki tamam da güzel de böyle bir işlem ne kadar masraf olur? Şimdi biz açıkçası fiyatlar, belki az önce de konuşmuştuk, kişiden kişiye, araçtan araca, zamana göre, senin yoğunluğuna göre bir sürü değişken var. Ama yani böyle bir şey Allah korusun kimsenin başına gelmesin, ama gelirse arabanın maliyetine göre söyleyebilirsin. Ne kadara mal oluyor mesela? Ya bu arabanın tahmini hani piyasa değeri 1500 lira civarı. 1,5 Tahmin milyon yani. tabii çıkma parçalarla revizyon olacak bu araç. Tahmini 400-450 bin lira masraf var araçta. Evet, boya ve kaporta da Tabii hariç. kaporta boya içinde her şey içinde. İçinde. Tabii hepsi içinde. Bu motor V6 motor. Dizel. 3000 V6 dizel motorlu. 3200 motor. 3200 motor. 3200 motor. Mercedes'in 2003 yılından beri kullanmış olduğu bir motor. Halen de geliştirip kullanmaya devam ediyorum bu motoru. Evet. Arkadaşlar, size de hani dediğimiz gibi Allah kimsenin başına vermesin ama elektrik, hatta bazen ben de görüyorum böyle aksesuar taktıranlar, işte uzak doğu malı far Evet. taktıranlar, arkaya yok sinyal yaptırayım, yok dörtlü çaktırayım, yok flaşör yaptırayım. Bazen bana da soruyorlar, alternatörü değiştireyim, içeri soğutucu koyayım gibi. Tesisatla oynandığı zaman aslında başımıza nelerin gelebileceği ile ilgili güzel bir Evet, güzel bir anekdot örnek. diye düşünüyorum. Onun için aracın orijinalinin haricinde herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Biz zaten önermiyoruz. Yapılmamasını da tavsiye ediyoruz. Evet, belki de yağmurdan ya da suya girdiği için de olabilir ya da başka problem. Çünkü dizel motorun kolay kolay da yani böyle bir şey de olması da çok zor aslında. Motor aksamında kısa devre olmasının imkanı yok. Elektriksel bir şey. Evet. Muhtemelen sigorta kutusundan çıktı. Hani yanık yoğunluğu sigorta kutusunun olduğu yerden muhtemelen su girdi. Oradan kısa devre yapıp yandı.
Evet. Ustam çok teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Araç sahibine de geçmiş olsun diyoruz. Arkadaşlar aşağıda yorum bölümüne sorularınızı yazabilirsiniz. Katkılarınızı bekliyoruz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.